Arkadaşlar merhabalar. Sile programlamaya giriş eğitim videolarımızın 14. dersini gerçekleştireceğiz. Bugün tarihler 5 Mart 2017. 5 Mart'ta gerçekleştireceğimiz 3. dersimiz olacak. Şimdi bu derste while kullanacağız. While nedir? While bir döngüdür ama şartlı döngü diyebiliriz while için. Hani sadece for gibi döngü olarak düşünmeyin bunu. Sağladığı sürece anlamı taşıyor. İlgili şartı sağladığı sürece anlamına gelen bir döngü olarak şimdilik aklınızda kalsın. Nasıl kullanıyor? While parantez içerisinde şart parantezimi kapatıyorum. Süslü parantezimi açtım. İşlemler ve süslü parantezimi kapatacağım. Kullanım yapısı bu şekilde. Yani temel işlemin kaba kodu bu şekilde olacak. Şimdi mesela açalım bir tane proje hemen. Bir tane proje açalım. Şimdi bu projede şu proje kısmına geldim. Console Application'da 14. ders diyelim. 14. ders. Şimdi şurayı da silelim. 14. ders. Alta inelim. Normalde diyelim ki şöyle bir şey yaptık. Bir saniye bekleteceğim sizi. Normalde diyelim ki şöyle bir şey yaptık. Hani biz ekrana 5 defa merhaba Karadeniz yazdırmak istiyoruz. Tamam mı? Yukarıda bir tane bir satır da alta inim. Yukarıda bir tane integer i değişkeni tanımladım. Sonra döngü içerisinde bunu çağırıyorum. I eşittir 1'den. I küçük eşit 5 olana kadar i 1 artsın. İndim alt satıra. Süslü parantezimi açtım. İşte printf ile bunu yazdıralım. Açtım bloğumu. Merhaba. Karadeniz. Slash an ekledim. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi çalıştırdığım zaman 14. ders diyelim ona da. Çalıştırdığım zaman bu şekilde sorunsuz bir şekilde çalıştı. Tamam mı? Eğer ki for döngüsüyle yapacak olsaydık bu şekilde yapacaktık. Ama biz for döngüsüyle yapmayacağız bu kez. Biz bu kez while ile yapacağız. Şimdi integer i dedim. Bu i'ye başlangıç değeri atayalım. Tamam mı? I eşittir 1 olsun. Diyorum ki while dedikten sonra ne yapıyordum? Şartımı yazıyordum parantez içerisinde. While parantezimi açtım. I küçük eşit 5 olana kadar indim alt satıra. I 5'ten küçük ya da 5'e eşit olduğu sürece yani i 5'ten küçükse ve ya da 5'e eşitse parantez içerisindeki işlemleri yap. Printf ne yazsın mesela? Merhaba Ege bölgesi yaz. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman burada bir hata, nasıl bir hata, bir bakayım sonsuza gidecek mi? Evet, sonsuza gidiyor şu anda. Nereye kadar gidecek? Son değeri kaçsa oraya kadar mı gidecek? Bir bakalım en alta gelsin. Devam ediyor böyle. Şimdi burada ne yaptı biliyor musunuz? Sonsuz döngü gibi bir duruma girdi. Çünkü hani i küçük eşit 5 olana kadar yapacak bu işlemi. Tamam ama i hep 1 ve 1 hep 5'ten küçük olduğu için ilerliyor. Sonra ben buraya bir tane buna bir şart ekleyeceğim. Diyorum ki i art. i 1 artsın. Yani i 1 iken yapacak, yazdıracak. Sonra i 2 olacak. i 2 iken yazdıracak. 3 iken yazdıracak. 4 iken, 5 iken yazdıracak. 5 olduktan sonra 6 olacak. 6 5'ten küçük eşit olmadığı için ne yapacak? Programı sonlandıracak. Yeniden çalıştırdım. Slash'tan ekleyelim şöyle. Slash'tan. Şuraya da bol gesi yazalım. Yeniden çalıştırdım. Bu şekilde ne yapmış oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa yazdırma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Şimdi while'ın genel yapısı bu şekilde. Diyelim ki soruyu şöyle değiştirelim. Mesela 1'den 10'a kadar olan sayıları while döngüsü ile listeleyen program. Yazayım şuraya. Siz de o arada yapmak isterseniz. 1 ile 10 arasındaki sayıları while döngüsü ile listeleyen C kodları olsun. Şimdi alt satıra indim. Diyorum ki integer i eşittir yine birden başlasın noktalı virgül. While parantezimi açtım. I küçük eşit 10 olana kadar indim alt satıra süslü parantezimi açtım. Diyorum ki printf %d virgül i. Bana her defasında i'yi yazdırsın ve i'yi bir bir arttırsın. I artı. Ondan sonra çalıştırıyorum programımı. Yan yana yazdırdı. Şöyle yapalım. Bir boşluk bırakalım mı? Bir boşluk bıraksak. Şuradan bir boşluk bıraksak bakalım nasıl olacak. İki tane bıraktı. Şuradan bir tane silelim. Yeniden çalıştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde ne yapmış oldu? Yazmış oldu.
Çok güzel bir soru var. Bakın bu soruyu yapıyorsanız eğer while'ın mantığını tamamen kavramışsınız denilebilir. Bakın şöyle. 1 ile 20 arasındaki çift sayıları listeleyen ama 14 sayısını listelemeyen C komutunu yazın. C kodlarını yazın ya da. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 ve 20'yi listeleyecek. 14'ü listelemeyecek. Yani bunu yapabiliyorsanız eğer şu ana kadar anlatmış olduğum komutlarla bunu yapabilirsiniz. Ekstra bir duruma ihtiyacınız yok. While'ın içerisine bir tane karar yapısı yazacaksınız. Nasıl olacağı size kalmış. Şimdi while döngüsü ile ilgili başka ne yapabiliriz? While döngüsü ile ilgili bir tane faktöriyelimiz var ama faktöriyel örneğini de yapalım mı ya da toplama mı yapsak? Toplama değil de bir tane faktöriyel yapalım. Toplama çok basit kalacak. Mesela buradan girmiş olduğumuz sayının faktöriyelini alan program. Şöyle yazalım onu da. Bu da üçüncü sorumuz olsun. Girilen sayının faktöriyelini while ile bulan kod. Şimdi bunun için arkadaşlar önce bir tane sayı değişkenine ihtiyacım var. Noktalı virgül. Sonra diyorum ki sayı hatta değer atayalım. Bir de i faktöriyel değerine ihtiyacım var. Int sayı eşittir. Hatta int sayı diyelim. Ondan sonra int sayı virgül faktöriyel olsun. Faktöriyeli 1 atacağım. Sayıya da 5 olabilir başlangıçta. Mesela faktöriyelim biraz daha büyüteyim şöyle. Faktöriyelin başlangıçtaki değeri eşittir 1. Neden 1? Hatırlıyorsunuz bunu for döngüsündeki faktöriyelden. Eğer ki 0 girersem buraya 0 yutan eleman olduğu için ne yapacak? İşlemi sıfırlayacak. Sayının da değeri mesela kaçın faktöriyel alalım? 5'in alalım. 120 sonucunu vermesi gerekiyor. Şimdi diyorum ki while parantezimi açtım. Sayı büyük 1 olana kadar. Sayı birden büyük olduğu müddetçe. Sayı birden büyük olduğu müddetçe sayıyı bu kez azaltma işlemi yaptıracağım. Arttırma işlemiyle yaptırmayacağım. Diyeceğim ki faktöriyel eşittir faktöriyel çarpı ne olacak? Sayı olacak ve her defasında sayıyı bir azaltacağım. Bakın nasıl olacak biliyor musunuz? Şöyle. Şimdi sayı başlangıçta 5. Faktöriyel kaç? 1. 5 büyük mü birden? Evet büyük. O zaman döngü içine gir. Faktöriyel kaçtı? 1'di. 1 eşittir. Yani şurayı direkt görün. 1 eşittir. 1 çarpı 5. Faktöriyelin yeni değeri kaç oldu? 5 oldu. Şimdi 5'i unutmayın. 5 hafızada. Sayı bir azalt. Sayı kaç oldu? 4. Geldi kontrol ediyor. 4 birden büyük mü? Evet büyük. Sağladığı sürece. Devam et. Faktöriyel kaçtı? 5'ti. 4 çarpı 5, 20. Sağlıyor mu hala? Sağlıyor. Sayıyı bir azalt. Sayı oldu 3. 3 birden büyük mü? Evet. 20 çarpı 3, 60. Sayıyı bir azalt. 2. Sağlıyor mu hala? Sağlıyor. 60 çarpı 2 eşittir 120. Sayıyı bir azalt 1. 1 sağlıyor mu? Sağlamıyor. O zaman ne yapsın? Çıksın ve bana sayıyı faktöriyeli yazdırsın. Sonuç 2 nokta üst üste yüzde de virgül faktöriyel diyelim. Şimdi çalıştırdığımda 120 sonucunu alıyorsam doğru demektir. Çalıştırdım 120 sonucunu aldım. Mesela burayı sayı 4 girelim. 24 vermesi gerekiyor. Yeniden çalıştırdım. 24 sonucunu elde etmiş oldum. While ile ilgili söyleyeceğim şeyler şu an için bu kadar. Ondan sonra do while var ama do while ile şimdilik değinmeyi düşünmüyorum. İlerleyen derslerde yeniden konu başlıklarını belirleriz. Duayla da hani ihtiyaç duyulursa bakarız. Şimdi switch case var. Switch case'den sonra dizi yapısı var. Onlara da doğru ilerliyoruz. O zaman sözü burada noktalıyorum. 15. derste görüşmek dileğiyle diyorum. Soruyu yazdım zaten. Soru burada. Soru nerede? Soru şurada. Hatta bir soru daha yazıp öyle bitireyim dersi. Klavyeden girilen sayının faktöriyelini while ile bulun. While ile faktöriyelini bulun. Olsun son soru. 15. derste görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.